yani facianlıktan bunu anlatmak çok zor bir şey. Çok kötü bir durum. Sağ içeride ölü hayvanlarla, martılarla dolu. Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü kıyısında binlerce martı telef oldu. Saat 15 sıralarında gündüz göl kenarında sahil şeridinde martıların öldüklerini söylediler, duydular. Biz de heyecanla aşağı indik. Nedir, ne oluyor? Böyle bir şeyi şu ana kadar hiç bu yaşımıza kadar duymadık, görmedik. Bu ilçede de yaşayan, bu köyde de yaşayan biriyim. Arkamızda duran martı adası var bir tane. Bu saatlerde orası martıların şölen yaptıkları yer. Ama şu anda martı adası bomboş. Ölüm adası. Ve ölüm adası olmuş. Çevredeki vatandaşlar tarafından baniye sebep olan ölümlerin nedeninin halk arasında yalancı veba olarak da bilinen Newcastle hastalığı virüsü olduğu belirlendi. Bu suyun temas ettiği yer hepsi zehirlenecek. Evet, görüyorsunuz bu canlı da ölmek üzere. Acaba diyorum kıyıya çıkarsam mı, kurtarılabilir mi? Ama maalesef hepsi hastalanmış durumda. Bölge halkı hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasından endişe ediyor. Böyle bir vahşetin, tarifi imkansız bir, toplu bir ölümün hiç görmediğim ve görenlere de şahit olmadığım bir görüntü. Genel olarak baktığımız zaman biz bu sulardan çay demleyip içtik, sularını tas tas içtik. Fakat ne balıklarda ne canlılarda herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı. Üst üste devam eden ırç facialarından sonra toplu ölüm vakaları, balıklarda özellikle ve canlılarda sayısal olarak azalmalar, özellikle de kuşlar, kuş türü canlılarda ve martılarda böyle toplu bir ölümü görünce artık endişe sırası bize gelmeye başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından 10 farklı noktadan ölü veya ölmeye yakın martılardan numuneler alındı. Yapılan ilk değerlendirmede kuşlarda NDV olduğu tespit edilirken ileri tetkiklerin devam ettiği belirtildi. Gördüğümüz tablo işler acısız bir tablo. İşler acısı bir tablo. Bu suda yaşayan canlılar maalesef bu şekilde toplu ölümlerle yok oluyor. Türkiye'de yalancı veba hastalığı olarak da bilinen hastalık, kanatlı hayvanların vücudunda solunum sorunları ve en önemlisi sinir sistemini hedef alıyor. Nefes darlığı, depresyon ve halsizlik, yumurtlama performansının düşmesi, hızlı solunum, kanatlarının sallanması belirtileri arasında yer alıyor. Hastalığın en önemli belirtisi ise hayvanın kafasının geriye dönük olması ya da sallanması olarak ortaya çıkıyor. Yalancı veba hastalığı insanlarda tedavi edilebilir durumda ve kanatlı hayvanlar kadar etkili değilken belirtileri ise uykusuzluk, gözlerin kızarması ve sulanması ve baş dönmesi olarak gösteriliyor. Bu hastalık insanlara hasta tavuk eti, yumurtası ve hasta tavuğun karkasına temas etme yoluyla bulaşabiliyor.